Hocam son sohbetinizde de Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekan Hazretleri'nin istemem şiirini yöneticiler ezberlesin. Şuur evet. Böyle olmalı dediniz. Şöyle özet olarak söylemek isterseniz AK Partili yöneticilerin genel olarak hataları nedir? Bakalım. Şimdi ilk önce hayran olduğumuz bu şiiri bir okuyalım inşallah hepimiz ona bir bakalım. Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekan Hazretleri'nin o sohbette de söyledik ya padişahlar içerisinde şahtır. Neden? Çünkü Resul-i Ekrem'in övgüsünü bize getirdi. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekan Hazretleri'nin İstanbul'u fethetme durumundaki anındaki Efendimiz'e seslenişi kalbi olarak. Ne diyor bak? Ya Resulallah diye biz onu ekliyoruz. Ona hitaben olur bilin. Ya Resulallah sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz ben bu dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem diyor. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim, bu kalbi istemem. Ateşi istemem, koru istemem. Seni görmediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim. Bin Sina'yı birden diyor. Bin Sina çölünü. Yoksa neyime? Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um, yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem. İşte bu. Bu denli Resul-i Ekrem'e bağlılık istiyoruz yöneticilerde. Yöneticilerimiz AK Parti'nin hatası ne? Halka bakıyor, millete bakıyor, ona göre hareket ediyor. Bu değil. Hakka bakacaksın, doğruya bakacaksın, adalete bakacaksın. Oturduğun koltuğa ikinci defa oturamam korkusunu kalbinden atacaksın. Bu koltuğa şerefimle oturdum, kalkarsam da şerefimle kalkarım diyeceksin. Bütün yöneticilere bunu söylemek istiyoruz yani. Koltuk elimden gitmesin diye şerefimi satarım değil, adaletimi satarım değil, hakkı satarım değil, dini satarım değil. Koltuğu bırakırım, hayamı, şerefimi, namusumu hiçbir şeye değişmem diyecek yöneticiler istiyoruz. AK Parti'den istediğimiz bu. Cumhur reisine yalakalık yapmak için saçma sapan hareket yapan yöneticiler istemiyoruz. Cumhur reisi bile yaptığını beğenmiyor. Evet. Gidiyorlar Cumhur reisinin heykelini yapıyorlar. Cumhur reisinin dini düşünceleriyle alakaları yok yani. Böyle saçma sapan hareketler yapan, yağ yapacağım diye ağzından ne çıktığına dikkat etmeyen tipleri istemiyoruz yani. Kendilerine gelsinler, bu millete hizmet aşkıyla orada otursunlar. Hizmet edebildiğini kar bilsinler. Alındı mı onlar o hizmet? Elhamdülillah, alnım ak oturdum, alnım ak kalktım desin. İstediğimiz bu. Orada oturduğu vakitte Allah'ın bakışları altında olduğunu unutmasın. Bunlara dikkat edecek yöneticiler lazım. İnşallah. Yoksa yani bunları ta tarihte söylemişler. Hani ta Yavuz Sultan Selim Han Cennet Mekan Hazretleri Piri Reis'e sormuş o zaman. Devlet ne zaman batar? Adalet çöktüğü zaman batar. Yağcılık olduğu zaman batar. Allah'tan korkma kaldığı zaman. Bunlar açık ve net. Bunlar yani asırlardır gelen kuralları Allah'ın Subhanahu ve Teala. Oraya oturuyorsun. Aman buradan düşmeyeyim diye saçma sapan işler yapıyorsunuz. Görüyoruz. Biz bunları seyrediyoruz yani.
Bu şekilde orada oturmanın bir faydası yok ki. Aleyhine onlar. Yazılıyor hepsi yani. Şöyle bir algı söylüyorlar devamlı. İşte biz gelmeyelim de CHP mi gelsin? Gelmesin CHP, tamam. Yani bunu söylüyorsun da CHP gelmesin diye sen bütün yanlışları yapma yani. Biz ona göz mü yumalım? CHP gelirse her şeyi batıracak. Hay hay, zaten onun için sana oy veriyoruz. Ama sana oy verdik diye CHP gelmedi diye sen de Allah'ın haram kıldığı her şeyi kepçeyle al götür mü demek bu yani? Bunların hepsinin hesabı var ya. Açık ve net bunlar. Kim kime torpil geçiyorsa bunların hepsini bir karış ya. Bir karış olsa hesabını vereceksin. Saymakla bitirilmez bir sürü yanlış işler var. Oraya oturuyorsunuz. Millet de sizi alkışlıyor. Önünüzde ilikliyorlar falan. Sonra belediye başkanınız bitiyor. Tarafınıza bakılmıyor. Böyle bir yani geçici sevda yüzünden dinini, imanını, karakterini ayaklar altına almak kime yakışır? Kimseye yakışmaz. Biz diyoruz ki sizin bu tenkit ettiklerinizden farkınız olsun. Eskiden farkınız vardı ama gitgide farkınız kayboluyor yani. Evet. Ve insanlara sesleniş tarzınızda da aynadır. Bu hakikat aynasıdır. Kendinizi görün. Biz gelmeyelim de CHP gelsin dediğin vakitte sen CHP'den biz daha iyiyiz diyorsun sadece. CHP'den iyi olmak seni iyi yapmaz. En kötüden, en liyakatsizden biraz daha iyi olmak, iyi olmak demek değildir. Onun için kendini kandırmasın kimse yani. Ebu Cehil'den ben daha iyiyim dedin, iyi mi oldun sen? Firavun'dan daha iyiyim deyince iyi mi oldun sen? Velhasıl istediğimiz yöneticilerden bu. Partinizin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi. Zahiri kalkınmaları görüyoruz ama adalet maalesef artık gözükmüyor. Manevi kalkınma o da bitik durumda. Bunlara dikkat edilsin. Kimse kimseye yalakalık yapmak için hareket yapmasın. Oturduğunuz koltuğa şerefinizle oturun, şerefinizle kalkın. İnsanlara hizmet edip hakkı razı etmek için oturun. Allah'ın müsaade ettiği kadar bu hizmeti yapın. Kalk diyorsa da size alnınızın akıyla kalkın ya. İstenilen bu yani. Yani en önde gelen şu bu değil. Allah ve Resulü. Bu istemem şiiri bunun için çok önemli. Ve oradan onu anlasınlar. Efendimiz'e bu şekilde müttebi olan, bu şekilde bağlı olan insana Allah İstanbul'u fethetmeyi nasip eyledi. Dikkat edin buna. Resul-i Ekrem'e bu bağlılık, bu muhabbet fetih kapılarının hepsini açıyor. O bağlılıktan koptuğunuz müddetçe, koptuğunuz miktarca Allah'ın yardımı üzerinizden kalkar. Uğraşır durursunuz ondan sonra. Hele de bir şey gelmez yani.